Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda çiğ patlıcandan kışa patlıcan konservesi yapacağız sizlerle. Bu videoyu daha önce de çekip kanalıma atmıştım. Bayağı bir izlenme aldı, beğeni oldu. Yaklaşık ben bunu 3 senedir yapmıyorum. 3 sene önce yapmıştım. Bakın bu şişeleri ben 3 sene önce yaptım ve aynı tazeliğinde duruyor. Kapaklarına bakın, vakumlamadan. Neredeyse içine çekerek kapakları bükülmüş. O kadar çok içine çekmiş ki, vakumlamış ki. Tam 3 senelik bir patlıcan konservesi bu. İlk günkü tazeliğiyle hala duruyor. Deprem girdi araya. Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. O şekilde evde kaldı, pişiremedim. Bu 2 tane kalmış. Daha taze duru 3 taneydi. Bir tanesini geçenlerde pişirdim. 2 tane kaldı. Şimdi bunun birini açacağım ve sizlere göstereceğim tazeliğini. Daha sonra da konservemizi yapmaya başlayacağız. Şuradan hemen şişemi alıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Tabağımı alıyorum ve boşaltıyorum. Bakın. Zaten bunu şişede kaynatınca pişmiş hale geliyor. İlk günkü koyduğum tazelikte içerisinden duruyor. Tam 3 yıl oldu buna. Şimdi konservemizi yapmaya geçelim. Bunun için ben konserve için 3 kilo domatese 2 kilo patlıcan. 2 kilo patlıcan kullanacağım. Biraz sivri biberim, bir başta sarımsağım var. Sarımsak isteğe bağlı. İster koyun ister koymayın, size kalmış bir şey. Yalnız bunda tuz kullanmayacağız. Özellikle üstüne bastırarak söyleyeyim, tuz atılmayacak. Tuz atılınca kavanozlarda patlıcanlar sertleşiyor ve bir türlü pişmiyor açınca. Tencereye attığımızda pişmiyor. Normal çiğ patlıcandan daha sert kıvama geliyor. Tuz atılmayacak, yağ konmayacak. Sadece sarımsak, sivri biber, domates ve patlıcan. Ben 3 kilo domates, 2 kilo patlıcan, isteğe göre yeşil biber, isteğe göre de sarımsak koyabilirsiniz içine. Domateslerimin kabuğunu soyacağım ve domateslerimi küp küp doğrayacağım. Domateslerimizin kabuğunu soyuyoruz. Şöyle göstermek amaçlı sadece. Sizlere bir taneyi şöyle baştan yapıp diğerini kamera arkası. İsteyen bunu robottan da geçirebilir. Robottan da geçirip karıştırabilir. Ben böyle küçük küçük doğrayınca daha hoş oluyor yemeğin içinde görüntüsü. Domatesleri bu şekilde küp küp hepsini soyup doğrayacağım. Patlıcanlar da çizgi çizgi soyacağım. Şöyle. Bu benim bostanımızdaki patlıcanlar. Bunu çizgi çizgi soyacağım ve bunu istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Benim doğradığım gibi doğramanız şart değil. Şöyle ben bunu küp küp doğrayacağım. Her sene ben uzun uzun doğrarım. Bu sene de şöyle küp küp doğrayarak yapacağım. Patlıcanları da bu şekilde küp küp doğrayarak domates ve patlıcanı hazırlıyorum. Patlıcanlarımı söylediğim gibi küp küp doğradım. Doğradıktan sonra bunu biraz tuzlayacağım. Tuzu şöyle atıyorum. Acı suyu çıksın diye şöyle harmanlayacağım iyice. Bir 15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Şöyle iyice patlıcanı karıştırıyorum. Bunu 15-20 dakika bekleteceğim ve yıkayacağım patlıcanı. Patlıcanı 15 dakika beklettim. Şöyle suyun altına koydum bunu. 2-3 su yıkayacağım. Siyah suyu çıkıp bitene kadar 2-3 su tertemiz yıkayacağım. Sadece bir su değil. 2-3 su yıkayıp temizleyip domatesle karıştıracağız ondan sonra.
Patlıcanları 2-3 su yıkadım. Siyah suyu gidene kadar tertemiz şöyle. Biberlerle sarımsakları da bu şekilde doğradım. Dediğim gibi isteğe bağlı sarımsak ya da biber koymayabilirsiniz. Koymaz. Domateslerimizi de bu şekilde doğradık. Şimdi buraya daha büyük bir kap alacağım. Buna sığmayacak çünkü taşmasın. Şöyle. Patlıcanları döktüm. Daha sonra biberleri ve sarımsakları da üstüne ekliyorum. Daha sonra domateslerimi ekleyeceğim. Biraz şöyle ekleyeceğim kontrollü bir şekilde. Domates yetmezse şayet daha sonra doğrayıp şişelerin üstüne ek yapacağım. İçerisine koyduğumuz bu kadar. Tuz falan atmıyoruz. Şöyle birazcık domates kaldırdım ki kenara şişelerin üzerinde boşluk kalırsa şişelerin üzerine domatesle dolduracağım. Su olarak boşluk kalırsa robota geçirip robotla da koyabilirsiniz. Domatesleri robottan da geçirebilirsiniz. Şimdi bütün işlemimiz bitti. Sadece şimdi şişelerime ben şöyle yarım kiloluk şişelere koyuyorum. Bu şekilde dolduruyorum. Bakın buradaki kalan kısmına en sonda domates yetmezse şayet rondodan domates çekerek şöyle domates suyuyla şöyle ağzını dolduracağız. Bu şekilde. Daha sonra ağzının kenarını şöyle temiz bir bezle alıyorum. Kapağını sıkı sıkı kapatıyorum. Evet, ikinciyi yapalım. Bu şekilde altının suyuyla birlikte dolduruyoruz. Domates patlıcan karışık. Şöyle kaşıkla. Biraz kaşıkla şöyle bastırıyorum. Bakın doldu. Şimdi kenarını güzel bir şekilde temiz bir bezle siliyorum ve kapağını sıkıca kapatıyorum. Evet, toplamda ben 6 şişe yaptım. 2 kilo patlıcan, 3 kilo domatesten domatesim birazcık arttı. 6 yarımşar kiloluktan 6 şişe. Bu şekilde o içine basmanız da kaynaklı. 6-7 de çıkabilir, 5 de çıkabilir. İçine nasıl doldurduğunuza bağlı. Benimkinden 6 şişe çıktı. Şimdi bunları şöyle büyükçe bir tencerem var. Tenceremin içine diziyorum. Şişelik boş yerim kaldı. Oraya da domates koyacağım. Evet, boş kalan yere de hemen şöyle artan bir şişe domatesimi yerleştiriyorum. Tenceremi şöyle musluğun altına koyuyorum. Şişelerin üzerine hafif geçecek şekilde suyla dolduruyorum. Evet, şişelerimizin üzerine hafif geçti su. Ocağımı yakıyorum. Şöyle konservelerimi üzerine yerleştirdim ve şöyle kapağını kapatıyorum. Fokur fokur kaynadıktan sonra 20 dakika daha kaynatacağım. Fokur fokur ve bunun altını kapatacağım.
Ben konservelerimi bu şekilde düz olarak koyuyorum. Size de düz koymanızı tavsiye ederim. Patlıcanlarla kapak ne kadar az temas ederse o kadar iyi benim için. Konserveleri de içinden 20 dakika kaynattıktan sonra fokur fokur çıkarıp ters de koyabilirsiniz, düz de koyabilirsiniz. Ben düz koyuyorum. Üzerine bir bez atıyorum. Şimdi bırakalım kaynamaya. Kapağını kapatayım ki daha çabuk kaynasın. Evet, şişelerimi kaynattıktan sonra tam 20 dakika tuttum. 20 dakika böyle fokur fokur kaynattım ve altını kapatıyorum. Altını kapattım. Şimdi şişelerimi tencereden çıkarıp sohra bezinin üzerine koyacağım. Çıkarırken kapaklardan ses gelebilir. Fıs diye sesler içindeki havanın boşaldığı anlamına gelir. Herhangi bir problem yok. Endişelenmeyin. Evet, çıkardım. Şimdi üstünü kapatacağım ve bakın ses gelen sesi duyuyor musunuz? Kapaklardan fıs diye ses geliyor. İçindeki hava boşalıyor. Bunu ben ters çevirmiyorum. Bu şekilde koyuyorum. Dediğim gibi kapaklarla ne kadar az temas ederse içindeki malzeme daha sağlıklı diye düşünüyorum. Bu şekilde de hiçbir şey olmuyor. Normal ilk başta videonun başında gösterdiğim gibi 3 senelik konserve açtım ben sizlere. Bu şekilde koyup kapatıyorum üzerine. Soğuduktan sonra normal kilerdeki dolabımı kaldırıyorum ve kiler dolabında saklıyorum. Bakın bunu çok soruyorsunuz. Buzdolabında değil, kiler dolabında, güneş görmeyen bir dolapta saklanacak. Bunu da nasıl pişirirsiniz? Önden içine ne koyacaksanız, türlü yapacaksanız malzemesini hazırlarsınız. Pişmek üzereyken son 1-3-4 dakika kala ağzını açar. Patlıcanlar zaten pişmiş oluyor şu bu şekilde. Ağzını açarsınız. Üzerine ilave eder. 1-2-3 dakikada bu patlıcanlarla kaynatır, altını kapatırsınız. Ön hazırlık malzeme size kalmış. Ne kullanırsanız artık. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Yeterince her şeyi anlattım zannediyorum. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa videonun altından yorum kısmından sorabilirsiniz. İnşallah yararlı bir video olmuştur. İnşallah işinize yarar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben her sene yaparım. Her sene de güzel bir şekilde kapağı açıldığında mis gibi türlü patlıcan kokuyor. Farklı bir koku varsa bir anormallik var demektir. Sizler de inşallah kolaylıkla yaparsınız ve severek tüketirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.